Selamlar her şeyin bir ailesi. Ben Murat Şişkolu. Yanımda her zaman olduğu gibi Yavuz Şişkolu var. Bugün kazananları konuşacağız, kaybedenleri konuşacağız, yarı final mücadelelerini konuşacağız. 7. maça uzar mı dediğimiz eşleşmeleri konuşacağız. Bugün bayağı bir şey konuşacağız arkadaşlar kısaca. Ama abi herhalde ilk konuşmamız gereken isim Jalen Brunson. Doğru, doğru. Yani aldı götürdü ya. Aldı götürdü, yine Michael Jordan'dan bu yana X yapan ilk oyuncu istatistiği çıktı evet. Bir tane arada. Tabii çocuk şahane oynuyor fakat New York Knicks'in de genel olarak isteği, ısrarı, fiziki üstünlüğü benim çok gözümü doldurdu. Değil mi? Yani hakikaten çocuklar her şeye basarak oynuyorlar filan. OG Anunoby'nin zaten o sonda bir tane smacı vardı. Evet, şut 109, gibi 109 oldu. 101'e getirdiği hareket evet. İşte boştaydı, şut atayım mı dedi. Dur neyse dedi, içeri gireyim dedi. Güm diye bir bastı zaten. Bence Engelin daha üstünden. Da iyi yaptı. Ha, tabii nefis bir pozisyondu. O zaten aslında Knicks'in Sixers'a karşı üstünlüğünü özetleyen bir pozisyondu. Yani do not settle for a three gibi diyorlar ya, veya do not settle for a jump shot. Yani o jump shot'ın üzerine şey yapma, durma, daha içeri gir, bas evet, geç evet, gibi doğru. Hakikaten onu yaptılar. Ve reboundlara çok saldırıyorlardı zaten. Bilhassa iki önceki maçta zaten Sixers'ın pili bitmişti. Hani zaten dediğin gibi hem anında bir o smacı basarken tabii ki de Embiid artık ona bir müdahalede bulunamazdı. Ama bir pozisyonda da DiVincenzo misal ters bir ayak oyunu yaptı. Embiid normalde bloklayabilir bir vaziyette olurdu. Bloklayamadı bile. Bir de zaten faul problemi vardı. Arkadaşlarımız belki maçı izlemiştir. Orada zaten Embiid faul problemine girdiği için 6. faulü aldı ve son bölümde Embiid yoktu zaten. Ve dediğin gibi yani bayağı yoruldu. Zaten şeyi hissediyorsunuz, yani Sixers cephesi genelde kanter içinde kalıyor. Yetişmeye evet. Çalışırken işte Kelly Oubre mesela çok savunmaya çalıştı Jalen Brunson'ı falan, ama Jalen Brunson tabii fındık faresi gibi. Evet, oradan ya. Buradan giriyor çıkıyor sürekli. Ve bana göre şeyi nasıl diyeyim, yani pick and roll'ları çok güzel kullanabiliyor. Daha doğrusu perdeleri iyi kullanabiliyor. Doğru. Yani Isaiah Hartenstein'in oyun zekasına da değinmemiz lazım. Yani çocuk kendisini çok öne attı bu sene. Kesinlikle. Mitchell Robinson'ın yokluğunda bilhassa. Ama perdeyi konumlayışı ve işte yer yer mesela drop'a doğru gidiyor. İşte pocket pass için güzel bir opsiyon bırakıyor falan. Ve tabii ki hani Jalen Brunson da ilk iki maçki tutukluğunu çok güzel üstünden attı. Ve o büyük oyuncu hüviyetine tekrar büründü. Hazır abi ilk iki maç demişken hani o Jordan istatistiğini de arkadaşlara şöyle verelim. 1993'te Michael Jordan'dan bu yana ard arda 4 playoff maçında en az 37 sayı atan ilk oyuncu oldu. Ve ikizler burcu olan. 6. maçta 41 sayı attı. 5. maçta 40 sayı attı. 4. maçta 47 sayı attı. 3. maçta da 39 sayı attı. Ki bu maçı da 41 sayı ve 12 asiste noktalı. Yani bir de asist tarafı tabii. Da vardı. Bir de zaten bu 47 sayı da değil mi? Knicks'in playoff franchise rekoru. Evet evet. Yani bu baktığınız zaman işte Carmelo'nun olduğu veya işte Walt Frazier'ların olduğu. Direkt bir seviye belirledi şu tabii. An. Yani öyle bir franchise'in içerisinde bunu yapıyor. Ve bu da bence gayet değerli. Yani Knicks'in her zaman için süperstarları olduğu tabii ki bir Boston değil. Tabii ki bir Lakers değil. Aha. Ama neticede Knicks de sıkı bir franchise. Bu kadar geçmişi var. NBA'in en eski takımı ve onun içerisinde kendisine böyle güzel bir yer elde ediniyor. Bence yine ikonik oyunculardan biri olacak. Tabii ki unutmayalım Patrick Ewing de var. Yani ha, o da mesela canım. Bu kadar sayı atamamış. Burada tabii Nick Nurse'e değinelim mi bilmiyorum. Sixers'a girelim mi bilmiyorum ama Sixers biraz tabii olamadı, olduramadı ya hikayesinde. Zaten şöyle var. Hem League Pass tarafından hem ya da Esport tarafından izleyen izleyicilerimiz, iki tarafın yorumcuları da aslında benzer yorumlarda bulunuyordu. Ya bu seri belki de birinci tur tarihleri arasında hakikaten belli bir seviyede anımsayacağımız, yani ne seriydi diyebileceğimiz bir maçtı. Şöyle ki Knicks 650 sayı atmış toplamda, Sixers de 649. Tabii, doğru. Yani gerçekten kafa kafaya maçlar oldu. Çünkü abimin bahsettiği Ojan'ın pozisyonunda 109-101'e getirmişti Knicks. Ama Anunoby şeyi kaçırdı, serbest atışı evet, kaçırdı. Kaçırdı. Kaçırdıktan sonra mesela 109-108 oldu. 111-108 oldu. Sonra Tyrese Maxey bir turnike attı filan. Yani Sixers da tabii ki de denedi, uğraştı. Ama bence yani hem kulüp yönetimi tarafında bazı falsolar var. Yani çünkü verilen kontratlar var. Ve verilen kontratlarda kardeşim Tobias Harris. Şimdi geyikler dönüyor. Ben Simmons da Tobias Harris'in son maçta attığı sayı şu an aynı diye. Yani Ben Simmons'ın Sixers kariyeri şu an yok ya tabii mantıken. Ya Ben Simmons'ın yani bir tane. Sıfır sayı attı Tobias Harris ya. Bu herif 40 milyon dolar alıyor. 40. Bir şey söyleyeceğim. Ben Simmons tabii Atlanta Hawks maçındaydı ha, değil tabii, mi? Top şöyle, altını evet, bitiremeyip evet. Vermişti hala. Ki ben sana O da diyeyim, ayrı yani bir tabii ki de tabii. Ben Simmons da ayrı bir şekilde tartışılır. Ama bilmiyorum yani Tobias Harris'inki çok rahatsız edici. Tabii. Ve
bu seride hiç yoktu ki Buddy Hield'ı da mesela bu maç iyi oynadı diye aslında belki konuşmuyoruz ama bu maça kadar 0.7 sayı ortalaması vardı. Lavuk bir anda ilk yarı 17 sayı attı. Hmm. Bir anda bir alevlendi. Ama yani kabul edilebilir bir planlama değil. Değil tabii ki. Ve son olarak hemen hatırladığım o bilgiyi, MVP olup konferans finallerine çıkamayan tek bir MVP var. O da Joel Embiid. Yani yakışır. Öyle bir MVP apoletine sahip tabii. Şu an. O da düşünmeli kardeşim. Yani trust the process ne kadar proses bakmaları lazım. Çünkü trust the process senesinden beri 2013-14'ten beri 7 playoff oynamış Sixers. 0 konferans finali. Ya işte ne oldu? Tabii 2019'da çok yaklaştı. Oraya 7. maça kadar gelmişti. Evet. Şimdi buralarda ben kırılmalar vardır yoktur buna çok takılmıyorum. İnsanın hayatında birden çok kırılma noktası olur. Önemli olan sizin o iradenizi, o dirayetinizi ortaya koyabilmenizdir. Misalen işte Djokovic, Federer ve Rafael Nadal arasında öyle veya böyle Andy Murray de çıktı. 3 veya 4 tane değil mi Grand Slam kazandı. Tabii Andy Murray aldı da ya da bir Wawrinka vardı. Stan Wawrinka zaten benim çok sevdiğim bir tenisçidir evet. Bu arada. Hani Stan the Man olarak bilinir şey, ya. Del Potro. Ya Juan Martin Del Potro'nun tabii biraz sakatlık problemi evet. De vardı ama daha fazla alırdı kesin. Şimdi bu isimlerde de şunu görüyorsunuz yani adam hazır deniyor ve bir yerde iki yerde falan fırsat geliyor. Şimdi Sixers'taki problem o oldu biraz da. Trust the process deyip inşa ettikleri yapıda hadi Embiid sakattı başta. Ben Simmons sakattı sonrasında. Geri geldiler fırsatı yakaladılar 2017-18 civarı. Markel Fultz'u çektiler. Markel Fultz'u çektiler. Adam şut atmayı unutmuş. Omzu sökülmüş falan yani öyle bir vaziyetteydi Markel Fultz. Ama ne oldu? 50 galibiyet 32 mağlubiyet dereceleri tutmaya başladı takımda. Evet, evet. Playoff'lara geldiler. İşte Kawhi Leonard'ın Toronto'suna karşı ciddi bir mücadele verdiler. Son topun işte 5 defa sekmesiyle elendiler. Tamam olabilir. Abi oradan sonrasında sen ne yapıyorsun? Yani nerelere doğru adım atıyorsun? Kimleri çekiyorsun ekibine? Sonuçta bu kontratları belirlerken artık yani trust prosesinden çıkmışsın artık vaziyeti gelmişsin. Şimdi Tobias Harris tamam da yani görüyorsun yani öyle bir oyuncu değilmiş yani. James Harden'da da mesela konuşacağımız mesela benim çok enteresan eleştirilerim var. Yani bu dördüncü maçta mesela Clippers Mavs maçında yani böyle şairane oynayan Harden bir sonraki maç 7 sayı atıyor falan. Şimdi bu adam da birkaç sene önce neredeydi? Sixers'taydı. Miami Heat'le oynadıkları eşleşmede değil mi? Aha. Harden delirmişti mesela bir maçta. Doğru. Oradan buradan her taraftan atıyordu. Ama o işte bir maça sayı öyle. Bir daha gösteremedi. Şimdi Sixers bu tarz adamlarla çok oyalandı. İşte. Tavanı yüksek olmayan diyelim veya daha doğrusu istikrarlı olmayan artık oyuncularla çok oyalandı. Başka bir şema çizmeleri gerekiyor. Valla gerekiyor. Bir daha bir son olarak neredeydi o bir istatistik? Çok güzel arkadaşlar size bir istatistik yakalamıştı. Gurme bir şeyler yine çekmiştir Murat da brie peyniri gibi falan. Onu kaybettim. Blue hemen buluruz. Ama bu doğallıkta vardır arkadaşlar. Biz yeniliyoruz. Onu dedim ya zaten 7 playoff'ta 0 konferans finali diye. 2018'de ikinci turda elendin. 2019'da ikinci turda elendin. 2020'de ilk turda süpürüldün. 2021'de ikinci turda yenildin. 2022 ikinci tur. 2023 ikinci tur. 2024 birinci tur. Tabii. Yani böyle bir kabul edilebilir bir şey değil. Kulüp garip. Taraftarlar garip. Ulan güya bilet sattı dediler. 2000 kişi yok alındı edildi. Hala vardı. Gerçekten vardı ya Knicks seyircisi. Var tabii. Hala vardı. Ya bu nedir? Yok zaten Knicks bütün maçları iç sahada oynadı gözüyle baktım ben. Dediğim gibi o geçen seferde de işte yemek yaparken izlediğimde şaşırmıştım falan. Şimdi burada da tamam tabii ki Sixers seyircisi daha fazla. Tabii. Ama neticede şeyi fark ediyorsunuz. Yani New York baskına gelmiş vaziyetinde. Ve sürekli öyle oynuyorlar. Hatırlarsan birkaç video önce demiştin. Josh Hart için birisi demiş ya. 30 takımın 30'unda da diye. Arkadaşlarımız da görmüştür. Çünkü Thibodeau şeyi aldığında, molayı aldığında herkes merak ediyordu nasıl bir set çizilecekti ve genelde artık Brunson'a ikili gelmek kesin olarak başlamışlardı. İkili geldiler, Brunson'u uyuttu, çat diye Josh Hart'a çıkarttı. Direkt cepheden gördü, yazdı ve aslında orada fişi çekmiş oldu. Yani tabii ki de fişi çekmiş dedim, 3 sayı farka getirdi. Ama mental bir durum. Aynı hatayı Knicks yapmadı misal şeyde. Çünkü bir önceki maçta Tyrese Maxey direkt yarı sahanı biraz ilerisinden kaldırdı ya. Orada dediler ki sen neden faul yapmıyorsun önceden? Mesela bu sefer Knicks aynı hataya düşmedi. Fark 3 olmasına rağmen hayır kardeşim ben faulü yapacağım. Hep muhabbeti öyle 2 mi, 2 mi oldu, 1 mi oldu, azaldı mı diye bekleteceğim dedi. İşte 2 sene veya 3 sene evvelki Clippers Suns eşleşmesinde Monty Williams öyle oynatmıştı ya. Doğru. Millet de delirdi. Ya sen niye oyun oynatmıyorsun falan diye. Ya kardeş adam seriyi bitirmeye çalışıyor. Galiba şimdi tam emin değilim. Oradaki bir tane hani eskaza üçle hiç kimse gelemez yani.
Nuggets Lakers maçında olması lazım. Reggie Miller'ın bir yorumu vardı işte Closure Games adı altında. Yani 3'ü 4 yapacak galibiyet maçları her zaman çok zordur dedi. Yani neticede Nuggets baktığınız zaman Lakers'a karşı daha iyi bir takım ama seriyi çok önde götürememişlerdi. Ve bir şekilde 3-1'deydi. Lakers tabii önde bitirmiş. Şimdi o 3-1'i 4-1'i yapmak aslında mental olarak bir eşik. Bu da öyle yani. Tabii. 3-2'yi 4-2 yapmaya çalışıyorsunuz. Rakip canavliyle oynuyor. Tabii ki her türlü şeyi deneyecek. Haliyle de hazır olmanız lazım. Evet. Böyle bir konumdayken de McBride gibi, DiVincenzo gibi, Josh Hart gibi oyuncuların olması, Jalen Brunson'a destek vermesi tabii ki çok 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 değerli. Ki sende Randall yok. Bogdanovic sezonu kapattı. Ama Knicks iyi gidiyor gözüküyor yani. Diğer eşleşmede de abi Pacers. Yani zaten seri boyunca yoktu. Tamam. Lillard iki maç yoktu. Sonra dedi ki hadi arkadaşlar ben geri geldim. Hı-hı. Ama yetmedi. Pacers 120-98. Middleton bir maç çok iyi oynadı. Ha, doğru. 120-98 yendi. 4-2 seriyi kapattı. Artık abi yarı finaldeki eşleşmemiz, ilk eşleşmemiz belli oldu. Pacers-Knicks. Güzel bir eşleşme bence. Yani birbirlerine kontrast oluşturan takımlar oldukları için farklı yönlerini komplime edeceklerini evet. düşünüyorum. Sen zaten ona çok değiniyorsun. Herhalde öyle bir enteresanlık göreceğiz bence. Yani şeye bağlı tabii. Hani Knicks bence diri ve istekli kalıp Pacers'ı elemeye yakın olan taraf olacaktır. Hı-hı. Bir taraftan da tabii mantıken konferans finaline Celtics'in çıkacağını düşündüğüm için öte yandan Pacers'tansa Knicks gibi daha dişli bir ekibin gelmesi de temennim. Yani öyle söyleyeyim. Ya bence de. Yani yoksa çünkü Pacers gibi bir ekip tabii ki mesela baktığınızda kötü değil. Konferans yarı finaline çıkabilmesi için zaten bir takımın biraz bazı şeyleri oturtabilmesi lazım. Ama performansları çok oynuyor. Mesela bir önceki maç 93 sayı attılar. Evet. Onlar yani hücum yönünde akışkan olan bir takımın o düzeylerde kalması pek kabul edilebilir değil. Bir de Haliburton'da halen o hamstring'den sonraki yaşadığı o net patlayıcılık yok. Yok. Olmadığı için de yani bir enteresan biraz duruyor. Biraz zaten tutuk geliyor bana evet, formu evet. da. Yani şut formu zaten çok akıcı bir oyuncu değildi. Mesela Allen Houston vardır eskiler bilir. Yani veya Ray Allen da sayılabilir tabii böyle hani çok güzel şut formu olan isimlerden de. Bunun haricinde yine seyir zevki olan, güzel şutu olan isimler de vardır. Mesela Sean Marion. Sean Marion tabii. Sean Marion yani sahildeki dayılar gibi falan atıyor böyle. Yani bir versene ama şu atıyordu topu be. Falan diye. Atıyordu be. Matrix ya. Hakikaten o kadar atıyordu. Şutu yoktu ama izleyiciler. İyi bir savunmacıydı ama Jordan üstünden sayı bulmasını da bilmişti. All-Star maçında. 2003'ü diyor tabii Murat. Evet. Ama orada bir de insanların şeyi hatırlamasını isterim ben. 2003 All-Star'da Jordan her topu eline istiyordu. Hadi ver, hadi ver falan şey diye. Şey neydi? Diğer herif salakça bir Jermaine faul O'Neal. Jermaine O'Neal. Ufak elli. Ulan bıraksana kardeşim. Belki Jordan son Evet. olarak bir All-Star MVP'si alacak, maçı kazanacak. Dingil faul yaptı. Ama Jordan da onu almayı versin ya. Alacaktı. Her Hayır, şeyi versin. Olmadı. Olmadı diyorum. Abi diğer tarafta ne kaldı diyordum eşleşme Clippers olarak var. Clippers Mavs var ya. Yani sen çünkü dedin çünkü James Harden diye hakikaten yani bir dördüncü maç vardı bir de beşinci maçta hep herkes bekledi ama galiba gene mi böyle olur hiç alakası biz o yoktu. maça video çekecektik. Murat bayılmış. Yani evet. Murat o esnada bayılmış. Ben yazıyorum. Aga çok, naber kalktı mı falan öyle bir diye. Uyumuşum ki hakikaten. Evet, o yamulmuştu. Ben de izliyorum o sırada telefondan falan. Ya böyle gıdım gıdım fark açılıyor falan. Lan diyorum Clippers oynayabilecek mi acaba? Bir şeyler gelecek mi? Hiç gelmedi. Ve yine galiba Reggie Miller dedi onu yayın esnasında. Ya bu takımın dedi bir önceki maçla hiç alakası yok. Tabii sanki canım. bir arada hiç oynamamışlar gibi gözüküyor falan diye. İnsan da onu ikisi düşünüyor. Toplamda 25'te 6 attı ya. Paul George'da James Harden. Şimdi şey var tabii ki mesela Mavs iki maçın taktik analizinde şimdi böyle videolarla girecek halimiz yok da. Yani Mavs biraz daha böyle taktik oryantasyon, daha farklı bir adaptasyon yaptı. Mesela coverage olarak baktığınızda özellikle perdelerde filan işte Harden'ı savunacak oyuncuyu mesela daha fazla switch verdiler filan. Fakat yine de mesela bu kadar ikinci çeyreğin sonlarından üçün başlarına geldiğimizde ya çaktırmadan maç koptu gitti. O kadar Bir kopması yandan. Da gerek yoktu aslında doğru. Clippers'ın franchise tarihinin en büyük yenilgisi olmuş playofflarda. Ona Evet, da şaşırdım. Playofflarda. Çünkü şöyle diyeyim. Normal sezonda en büyük yenilgiyi yine Mavs'den almışlar 2020'de. 50 sayı mı neydi galiba? Tabii, öyle 50 bir şeydi. sayı. Burada da şeyden aldılar işte Mavs'den aldılar yine. Luka'nın tabii kişisel bir hesabı da var. Yani onu da görüyoruz. Var zaten Luka da hem 35 sayı atıp hem 10 asist mi öyle bir istatistik vardı. 4 defa mı 5 defa mı ne yapmış zaten? Hepsi de Clippers'a denk gelmiş. Şey, ona da geçen videoda değinmiştik ya Devin Booker'ın babası diye şey yapıyorlar falan. Ha, evet. Bunu kazanırsa mesela muhtemelen Clippers için de aynısı denir artık. Yani çünkü evet.
şey ilişkisini biraz geçmeye başladı. Şöyle görebilirsiniz. Bulls'un mesela Pistons'la olan ilişkisinde Pistons senelerce üstün geldi geldi filan. Ondan sonra Bulls devirdi ve yıkıp geçmeye başladı. Şimdi şu anki vaziyette çok öyle değil. Yani Luka daha genç yaşlarında erkenden karşılaştığı ekipleri eleyebiliyor. Aynen yani doğru. öyle bir vaziyette var. Şimdi Suns da zaten biraz daha o villain hüviyetini, hani kötü karakter hüviyetini çok koruyamıyor. Evet. Yani o kadar güçlü de değiller. Onların da bir yapılanma düşünmesi lazım. Ama şey de hani işin öteki tarafına geldiğimizde, hani Devin Booker'dan çıkıp yine Mavs Clippers tarafına geldiğimizde, ben Dallas'ın 6. maç için şanslı olan taraf olduğunu düşünüyorum. Tabii ki seri başladığında benim öngörüm 7 maçta Dallas'ın turu geçeceği yönündeydi. 7 maç olursa neden olmasın? Daha da güzel olur aslında. Olabilir ama yine rekabetçi geçmesi kaydıyla. Yani Doğru. çünkü böyle 30 sayı farka geçti, oradan döndü gibi bir vaziyet olması seyir zevki yaratmaz. Doğru. Ben de katılıyorum abi. Bakalım göreceğiz. Diğer kısımda da aslında Cavs Magic'te yani pek izleyemiyoruz, pek takip edemiyoruz. Ama Yani. duyduklarımıza göre Cavs 3-2 önde diyoruz tabi. Ya şaka bir yana evet aslında iyi bir seri gene. Birbirlerine hani kafaca Bir şey denkler. diyemiyorum ya. Ama yani hakikaten yorumumuz da olmadığı için şey durumuna da Pek düşmek ilgimi çekmiyor. istemiyorum. Ben hani diğer Yani videolarda da söyledim. kimi arkadaşlar başkalarını eleştiriyor. Ya yani izlemiyor bir daha atıyor. Kardeşim izlemiyor yani ne yapalım? Hani Şey yalan var. söyleyecek durumda değiliz yani. Hasan Arda'nın vardı ya. Ha evet. Vakıf Bank'ta fıt 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 falan Fıt fıt yapıyordu. evet. Yani çok o tarz bir vaziyet olmasını da Geçen sene istemeyiz bizde tabii. aynı şeydeydi. Fantezideydi Evet doğru. Güzel bir NBA. takım kurmuştu ama ondan sonra devamı gelmedi Hatta bir tabii. tane arkadaşımız ölücü davranıp adama şey önermişti böyle 4 tane oyuncuya bir tane çok sıkı falan adam da demiş ya kardeş tamam ben futbol yorumluyorum da hani NBA ile de bayağı ilgiliyim. Bu biraz artık dost kazığını geçiyor Tabii. demişti. Esprili hakikaten bir arkadaşımız. Diğer tarafta abi bence yani benim için en merak 2-3. ettiğim seri Denver-Minnesota. Evet. Gerçekten yani bir arkadaşım da dedi ya bir ilk maçı izleyelim hele ona göre yorum yap. Ben çünkü Evet. hakikaten Minnesota'dan çok etkilendiğim için Minnesota'nın tarafındayım biraz da. Hakikaten çok merak ediyorum. Kimin kazanacağını bilemiyorum. Çünkü bilememe sebebim de bir tarafta da Jokic olması. Tamam. Yani savunma anlamında ve Minnesota'da o Anthony Edwards ya da Jaden McDaniels bu isimlerin çok iyi durumda olması ayrı. Ama Jokic hakikaten Jokic olduğu için her şeyi yapabilir gibi geliyor bana. Şimdi tabii şuna değinelim. Bu serinin görünmeyen kahramanı, yani Nuggets adına Lakers'la olan eşleşmede görünmeyen kahraman Michael Porter Jr.'dı. Doğru. Michael Porter Jr.'da ailesinde bu kadar drama varken performans gösterebildiği Hakikaten için ya. benim takdir ettiğim bir kardeşim. Yani 7 erkek kardeşlermiş. Evet. Biri işte uyuşturucudan içeride, biri bilmem ne adam dövmüş, ötekisi adam yaralamış, Evet. biri iki bahis oynuyor. Bu çocuk işine gücüne bakıyor filan. O açıdan takdir ettiğim bir kardeşim. Ve bayağı da performans verdi bu seride, bu Ki aslında bir eşleşmede. sporcu için çok ciddi önem arz eden bir bölgesinde sakatlığı vardı. Evet. Sırtta yani. Öyle bir söyledim ki sanki hani bilinmeyen bir bölge gibi. Ya Yani yani sırtta mı hakikaten nörolojik bir vaka gibi dile getirdi de Murat. sırtta mı hakikaten sıkı bir yer ya. Tabii ki yani Yani. sonuçta böyle ne bileyim el parmağında Ha, tabii bir şey canım. var gibi bir olay değil. Yani o mesela bandajı aldın devam ettin Tabii. yapamazsın. Evde Bütün bir sezon yoktu ya resmen İşte bundan dolayı. orada da mesela Denver kumar demeyelim ona da riski güzel aldı. Çünkü Evet. Denver Nuggets'ın o dönem direkt performans verecek birisine ihtiyacı yoktu. Zaten Aynen kadro öyle. oturmuştu. MPJ'yi güzel çekmişlerdi. Ha şimdi tabii Timberwolves'un Nuggets'ı eşleyecek kadar sayıda silahı var. Ve Evet. birbirleriyle çok kritik bir noktada denk geldiler. Yani playoff'ları kastediyorum tabii. Hani çünkü daha öncesinde play-in oynamak için bir defa karşılaşmışlardı. Play-in yokken Hı. öyle söyleyeyim. Ve genel olarak projeksiyonda Nuggets biraz önüne geçmişti Timberwolves'un. İşte zaten şampiyonluk da kazandılar netice itibariyle. Fakat Timberwolves'a franchise olarak kendisine yeniden bir kimlik kazandırıp kendisine yeni bir rotaya oturttu ve şu an zorlayacak taraftalar. Ve dediğim gibi yani savunma açısından rakibi çok boğan bir ekip. Hücumda da mesela Anthony Edwards'ın aldığı liderlik yüksek. O da mesela patlayıcılığı inanılmaz düzeyde. E tabi Saldırgan bir isim. bazı özetler var ya böyle Jordan'la Ha. beraber yani hakikaten çok benziyor ya bence. Bazı açıdan o potaya yükseliş, Tabii. o hayvansı içgüdü. E bir de sana izlettim 4. maçta 113-111 Timberwolves lehineyken Timberwolves'un yaptığı o savunma şahane ya. Yani aslında bir adam boş ama hakikaten Evet, izlet abi. güzel kayma yapıyorlar O yani. kayma yani müthiş. Ve en sonunda topu çalıyor. Tabii, Yani tabii. hiçbir şekilde şut da attırmıyor. Bitti ya. Ya Suns gibi bir ekibin zaten geçmesi pek mümkün değilmiş. Yani ilk maça zaten açtık izledik tamam dedim. Yani bu
5 maça bile gitmez gibi bir hissiyatım olmuştu doğru. benim. Nasıl alacak acaba filan diye. Şimdi tabii burada da biraz Denver'ın kendisini tekrar kanıtlaması gerekecektir diye düşünüyorum. Çünkü biz şampiyon takımız ve böyle oynarız. Bizi çok yiyecek bir ekip değil Minnesota Timberwolves. Benim de bir yorumum yok şu an. Hani ilk maçı görmek istiyorum. Denver'ın da ben Minnesota'nın performansına göre kendisini yukarı çekeceğini düşünüyorum. Yani Lakers serisindeki gibi bir vaziyet bence olmayacaktır. Bana da öyle geliyor. Yani orada belli bir hafif bir miskinlik, hafif evet, bir miskinlik vardı. Hafif bir gevşeklik. Yani gevşeklikten kastım öyle fark edilecek bir gevşeklik değil ama dediğin gibi hani tehdit oluşturup tabii. ben seni bak ellerim diyen bir rakibe karşı belki bir böyle dürtülürler. Şu hissiyat vardır. Diyelim ki mesela 3000 metre koşuyorsunuz, 5000 metre koşuyorsunuz. Önünüzde bir koşucunun koşmasına izin verirsiniz. Tamam ben bunu yakalayıp geçeceğim zaten filan deyip mesela farkı 20 metrede tutarsınız. Hı hı. Yavaş yavaş 10 metreye inersiniz. Artık son mesela 250 metreye geldiğinizde de ufak bir sprintle basar geçersiniz. Mesela 3000-5000 koşuyorsanız yani o mertebelerde düşünün. Şimdi Denver'da biraz bence Los Angeles Lakers'a bunu yaptı. Ya tamam bunlar önde gidiyor. Biz takip edelim. Enerjimizi doğru. koruyalım. Sonra vurup geçeriz 3. çeyrekte demişlerdi. Timberwolves'a pek bunu yapamazsınız. Yani doğru. Yani öne geçmelerine bile müsaade etmemeniz lazım. Sıkı savunma yapmanız lazım. Çünkü eminim ki Jamal Murray'nin karşısında o son topları atabileceği gibi bir mesela Austin Reeves olmayacak. Anthony Davis her tarafa yetişmeye çalışıyordu. Şimdi Rudy Gobert var, Karl-Anthony Towns var, Jaden McDaniels var, Naz Reid var. Tabii yani Naz Reid ya bir kere. Yani hepsinden önce size var takımda. Evet, evet. Ve iyi bir savunma kurgusuna sahipler. Başka yani o Nickeil Alexander-Walker da kötü bir savunmacı değil. Ortalama hatta biraz daha üstünde sayılabilecek de bir savunmacı belli yönleriyle. Yani motoru iyi, enerjisi yüksek. Doğru falan. Doğru. Şimdi tabii Nuggets'ın burada işte KPJ'ine, Christian Brown'una, diğer rol oyuncularına doğru şutlar geldiği zaman onu değerlendirmek için işte iyi imkanlar düşecektir. Bunları değerlendirmeleri lazım. İşte Reggie Jackson için de geçerli. Yani sen 3'te 2 attığında ve KPJ'de diyelim ki mesela 8'de 4 attığında zaten bir momentum kazanacaksın. Bunları da Jamal Murray'nin Nikola Jokic için iyi bitirmesi gerekecek. Doğru doğru. Ki biraz daha şansı olsun. Aklıma şey geldi o kovalama deyince o bir tane film izlemiştik ya. Müthiş bir kovalama sahnesi vardı. Adamın ismi neydi? James Bond'u falan demeyeceğim. Yok yok Guy Ritchie filminde. The Gentleman. O değildi bir önceki yani böyle adam bayağı kuvvetli bir şeydi. Sürekli her tarafından yara almıştı. Bir tren garının oradan. Rock'n'Roll'a mıydı? Rock'n'Roll'a. Arkadaşlar. Gerard Butler'ın. Yani Gerard Butler. Bir yazsınlar Rock'n'Roll'a. Abim bahsediyor mesafe gibi aslında. Vuruyor indiremiyor bir türlü. Hakikaten yani. Öyle bir takip tabii. mesafesi gibiydi. Guy Ritchie'yi de çok severiz bu arada abi kardeş. Ben bayılırım yani. Evet. O yani, aksiyon dolu filmleri. Arkadaşlarımız izlemediyse o filmi izlesinler. İzledilerse de hatırlatmak maksadıyla o anı tekrardan bir göz atsınlar. Vallahi şöyle söyleyeyim. Yani Guy Ritchie filmlerine de hadi biraz değinelim sonlara doğru. Değinelim. Yani Lock, Stock and Two Smoking Barrels'ı çok severim ben. Evet. Eğlenceli bir filmdir. O bir de yani evin içerisinde yaşanan bir çatışma sahnesi var. Bütün düğüm noktasının oraya gelip evet. işte işin patlaması çok güzeldir. Espriler çok iyidir. Hoparlör açık mıydı? Bir tanesinde öyle bir şey vardı. Adam müzik dinliyordu esnada da. O da galiba başka filmde Gentleman'da vardı. Gentleman'da da öyle bir şey vardı. Orada da vardı. Orada da mesela turşu istiyordu. O da güzel bir detay. İşte birayla turşu suyu içeceğim diyor filan da o sırada arkadan tetikçi geliyor. Yani Gentleman çok sevdiğim bir filmdi. Covid öncesinde babamla beraber ben gitmiştim. Evet. Kan ter içinde kalmıştı babam. İlk 45 dakika 1 saat falan böyle sürekli terleye terleye izlemiştim. Zaten bence sinemaya gitmede o sıkıntı var. Yani misal salon diyorsa 9 seansı İşte ya kardeşim yani 7'de git önce biraz dolan bak, yemek evet. ye ya da işte o diğer insan oluyorsun istedim. Mesela 8.40'da da gitsem olur ama bakıyorsun kuyruk var o var tabii, bu var. Tabii. Riski atmamak lazım. Tabii hayat böyle işte yani yaşaya yaşaya öğreniyorsunuz tabii. ama yani benim de Covid'den önce gittiğim son filmi çok beğenmiştim. Doğru. Genel olarak severim yani Rock'n'Roll'a da güzeldi ama daha hafif kalıyor. Evet. Bir de neydi The Man with the Name Uncle diye bir filmi vardı. Doğru. Tabii bu var. Arada Snatch'i atlamıyorum da hani o zaten biraz daha kült seviyesine yükseldi Guy Ritchie için. Doğru. Ama genel olarak filmlerini falan severim. Madonna'nın eski kocası. Ben en son filmine gitmiştim o... Yok en son filminde o muydu ya? Onu şimdi sıkmayayım. Antalya'da geçen. Jason Statham'ın oynadı. Ha. Ama sen şey demiştin 15. 20. dakikada zaten konu çözülüyor diye. Ha evet.
öyle bir ona da gitmiştim vardı. Ama ona evet dediğin gibi çok beğenmemiştim ama güzeldi. Demek ki işte Miramax stüdyolarında biraz paraya ihtiyacı var. Yani. Var. Nasıl Netflix'te bazı Türk oyuncularımız da şey yapıyor. Yani belli. Yani o an mesela ev kirası onun oturduğu mesela 45 bin lira tamam. Net. Gerekiyor ya da 45 bin lira. Murat Çam'ın vizyonu bakın nereden geldi yani. Ama şeydi belki hani Bağdat Caddesi'de daha böyle eski bir konuttadır. Yoksa belki kardeşim yüzde de oturuyordur. Yüzde de onu bilemeyiz. İstanbul'daki konut problemini ileriki videolarda benim mülkiyet kavramı ile ilgili eleştirilerimden değineceğiz. Hani onu da söyleyeyim. İşte ondan neden ya da işte çocuğun işte o okul borcu vardı. Çocuğum da okusun o benim çocuğum. 600-700'de okeyiz yani şu an öyle bir vaziyette. Yani öyle. Vaziyet şeydi ulan niye bu kadar para veriliyor değil de 600-700'de iyi abi şu an daha yani o verilir para konuşması çok acayip. Ben zannediyorum ki bir ara şey diyordum ulan galiba arkadaş çevrem falan herkes şey alıyor hani böyle paso 50-60-70 alıyor. Yani çünkü savunan da var buna. Adam alıyor mesela vallahi 20 evet. Ama diyor ki ama yok özel okul şartı yani 600 vereceğim. Ya kardeşim nereye veriyorsun? 30 ay boyunca sıksan kendini anca bir yıla eşit. Yani doluyum galiba bu konuda yapacak bir şey yok. Türk toplumunun sorumluluklarının farkında olmadan yaşadığını ve hep cepten yediğini düşünüyorum. Çünkü hani evet. Atamın kurduğu cumhuriyette tevhidi tedrisatla beraber geldiğimiz noktadan sonrasında işte X kolejinde daha iyi İngilizce eğitimi varmış ve dolayısıyla dediğin gibi hani mesela zart diye çıkar 450-500 bin lira masaya evet. Koy pozisyonuna gelmemiz zaten bizim kolektif olarak sorumluluk alamamamızdan bence kaynaklanıyor. Çünkü benim gördüğüm hani Türk toplumunda şöyle bir durum vardır. Bir şey ortadaysa kamununsa o hiç kimsenindir gözüyle bakılır. Mesela genelde daha batı toplumlarında filan kamunun olan herkesindir ve ortak kullanılabilir gözüyle bakılır doğru. Diye düşünüyorum. Fakat bizim memlekette kamunun olan sahipsizdir, hiç kimsenin değildir bakış açısı vardır. Dolayısıyla oraya çökülür, dolayısıyla orası hoyrat edilir filan. Sahiplenilmesi gerekir yani şeyde maalesef. Şeyde nasıl da Kadıköy'de ya da Üsküdar'da aslında hep vapur iskelesine doğru yürürken aa burada da mesela çay bahçesi bilmem ne ha, diye tabii. Bilip aslında bu senindir belki diye düşündüğümüz tamam. Çoğu yer aslında dediğin gibi kaçak maçak oradan onay buradan bilmem ne. Ne oldu günün sonunda yıkıldı ama belki ben kendim bildim bile 15-20 yıldır orası birisinin de sanıyordum. Ya da hani bir yapıydı birisi işletiyordu falan aslında kaçak adam yapmış. Öyle, öyle. İşte klasik yani Yavuz Hırsız ev sahibini bastırır hikayesi. Evet. İstanbul'daki bütün yerleşim yani son 40-45 senede zaten İstanbul'a bu kadar akın etmiş bir durum varken hani evet. Buradan da zaten sağlıklı bir kent dinamiği oluşmasına gerek yok. Gerek bekleyemeyiz yok. De yani diye düşünüyorum. Evet hakikaten güzel bir program oldu aslında. Nix'ten başlayıp gayriçi gayriçi dedik. Türkiye'ye hafif değindik. İyiydi bence program. Değişik bir dinamiğe sahipti. Evet cuma arada böyle olur. Vallahi şu an hemen saatte söyleyelim abi 12.32. Bu sefer ilk reaksiyon değil. Hı-hı. Gene ilk izdir herhalde ama anlık olarak sabah reaksiyonu değil. Arkadaşlarımıza bize destek verdikleri için, yorum attıkları için kimisi de yazıyor. Katıl yapın, ona da destek olun. Yani bence daha oralara var. Biraz daha pişeceğiz. Evet, biraz daha pişmemiz lazım. Kitlemizin daha böyle kuvvetli olması lazım. Videoyu beğenip, kanala abone olup, bildirimleri açarlarsa çok seviniriz diyelim. Görüşmek üzere.